Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Valencia kariyeri yapacağız. Valencia biliyorsunuz ki şu anda küme düşme hattında. Zamanında Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde çok iyi performans sergilemişti Valencia, hatırlayacak olursanız. Şimdi o eski şaşalı günlerine geri döndürmek için çaba sarf edeceğiz. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet, kadromuzda da görüyorsunuz, takımımız bu şekilde. Şimdi şeyinden gidelim. Yaşlı oyuncularımızı burada bir transfer listesine ekleyelim ki onlardan biraz para kazanalım. Yaşlı oyuncularımızın çoğuyla yollarımızı ayıracağız ki yerlerine yeni oyuncular dahil edebilelim. Gönderebiliriz. Kim başka aşağılarda kimler var, takımlar bakalım. Cenk Özkaçar var. Nico Gonzalez var. Fenerbahçe Futbol Manager Fenerbahçe kariyerimde de faydalanmıştım kendisinden. Bakalım nasıl performans sergileyecek. Merak ediyoruz doğrusu. Evet, transferlerimize geldiğimizde transfer politikamız çok hareketli geçti diyebiliriz. Stopere Saliba ile anlaştık. 54 milyon euro artı Paulista'yı verdik. Biraz fazla para harcadığımızın farkındayım stoperde, ama biraz sağlam tutmak da lazım. Jaume'yi sattık Celtic'e 2800 milyon euro karşılığında. Turam'ı transfer ettik Santrafor'a 13 milyon euro artı Cavani'nin bonservisini vererek kendisiyle anlaştık. Fouquier 5 milyon euro karşılığında Leverkusen'e gitti. Mosquera Rangers'a kiralık olarak gitti. Lopez Philadelphia'ya kiralık gitti. Emboko Freiburg'a kiralık gitti. Bunu Samu'yla takas ettik. Öyle transfer ettik. Musah 20 milyon euro karşılığında Southampton'a gitti. Kendisini takımda tutmak istedik ama bonservis ve de serbest kalma bedelini ödedikleri için maalesef takımdan ayrılmış oldu. Alexis Vega ile anlaştık bu yüzden bedelsiz olarak. Aynı şekilde Laimer 30 milyon euro karşılığında Leipzig kulübüne transfer oldu. Julian Mon 25 milyon euro civarında Mönchengladbach'a transfer oldu. Vasquez'i de Gent'e sattık. 4 milyon euro civarına sattık onu da. Şimdi sezon sonuna kadar ilerleyelim. Bakalım sezon sonunda Valencia şampiyon olabilecek mi? Hep birlikte görelim. Evet, ilk sezonda bakıyoruz Valencia ilk 7'nin içerisinde yok. 10. sıradayız. Güzel. Ne zorlu olmasına rağmen 10. sırada olmayı başarmışız. Atletico Madrid 1. sırada, Barcelona 2. Real Madrid 3, Atletico Bilbao 4, Sevilla 5, Real Sociedad 6, Villarreal 7. sırada yerini alıyor. Evet, Süper Kupa Barcelona'nın olmuş. Biz Real Madrid'e 3-1 kaybetmişiz burada. Kupada Espanya kim kazanmış? Real Madrid kazanmış onu da. Biz de çeyrek finalde elenmişiz. Atletik Bilbao takımına karşı penaltılarla kaybetmişiz. Atletik Bilbao da finale kadar ilerlemiş zaten. Süper Kupa Real Madrid'in yine her zaman olduğu gibi. Burada da kazanan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmış. Avrupa Ligi Liverpool'un olmuş. Penaltılarda Juventus'u yeniyor. Konferans Ligi'de Monaco'nun oluyor. 2-0 bir skorla geçiyorlar Monaco'da. Şimdi oyuncu verimlerimize geçelim. Bakalım oyuncu verimlerimiz nasıl, hep birlikte görelim. Evet, oyuncu istatistiklerine baktığımız zaman Marcus Thuram 22 gol 8 asistlik bir katkı yapmış. Kendisini tebrik ediyoruz. Hemen akabinde Gustavo Maia 11 gol 2 asistlik bir katkı sağlıyor kendisi. Aynı zamanda
artı 8 overall gelişmiş kendisinin Gustavo Maia'nın. Justin Kluivert 8 gol 4 asist bir katkı yapmış. Andre Almeida 5 gol 5 asist. Hugo Duro'nun 3 golü var. Nico Gonzalez 2 gol 5 asist. Alexis Vega 2 gol 2 asist. Gonzalves 2 gol 2 asist. Correa 1 gol 1 asist. Saliba'nın 1 golü. Diakabi'nin 1 gol 1 asisti. Laimer'in 1 golü var. Başka gol atamayıp asist yapan oyuncumuz var mıymış? Kaya 2 asist yapıyor. Mamardaşvili 1 asist yapıyor. Evet, ilk sezon bu şekilde. Oyuncuların performansı açıkçası hiç iç açıcı değildi. Bakalım ikinci sezon ciddi transferler yapacağız. Zaten kiralık olan oyuncular var. Onların yerini doldurmamız gerekiyor. Açıkçası zor bir ikinci yarı bizi ikinci sezon bizi bekliyor. Bakalım transferleri nasıl yapacağız. Hep birlikte görelim. Evet, şimdi ikinci sezona geçtik. İkinci sezonda Crespo ve Carson adında iki tane regen transfer ettik. Bonservissiz bir şekilde. Aynı şekilde Pulisic 47 milyon euro karşılığında Valencia'ya transfer oldu. Chelsea'den transfer ettik. Chukwueze Villarreal'den Valencia'ya transfer oldu 27,5 milyon euro karşılığında. Diego Lopez Aşağıba gitti 1,5 milyon euro karşılığında. Alexis Vega Napoli'ye gitti. 6 milyon euro artı Politano'nun bonservisini verdiler bize. Duro 28,5 milyon euro karşılığında Getafe'ye transfer oldu. Zaten o kulüpten gelmişti. Şimdi tekrar o kulübe gitti. Endişka 27 milyon euro artı Diakabi'nin bonservisini vererek transfer ettik Endişka'yı. Andre de PSV Eindhoven'a gitti. 7 milyon euro civarında. Ve transferlerimiz bu şekilde. Şimdi sezon sonuna kadar ilerliyoruz. Bakalım sezon sonunda şampiyonluk gelecek mi? Hep birlikte görelim. Evet, sezon sonuna geldiğimizde Valencia ligi ikinci sırada tamamlıyor. Güzel. Ama liderlerimizde 3 puan fark varmış. Eğer bir maçımızı kaybetmeyip kazansak belki puan puan olacakmışız. Yani kıl payı kaçmış diyebiliriz ama olsun. Bizim için önemli olan Şampiyonlar Ligi'ne gitmekti bizim için. 3. sezonda direkt Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. 1. Real Madrid, 2. Valencia, 3. Atletico Madrid, 4. Barcelona, Atletico Bilbao, Villarreal, Sevilla, Real Betis şeklinde gidiyor. Hemen akabinde Kupa'da Espanya'ya bakalım. Kupa'da Espanya'yı Atletico Madrid kazanıyor. Biz kaçta son 32'de eleniyoruz galiba. Granada'ya eleniyormuşuz. Çok enteresan. Granada'da yani elenecek bir takım değil oysa ki ama. Evet, Süper Kupa yine Real Madrid'in oluyor tartışmasız. Şampiyonlar Ligi Liverpool'un oluyor. 2-1 Paris Saint-Germain'i yeniyorlar. UEFA Avrupa Ligi Milan'ın oluyor. Inter'i yeniyor. Bir Milano derbisi olmuş UEFA Avrupa Ligi'nde. Ve Konferans Ligi de Villarreal'in oluyor. O da Napoli'yi 2-1 yenerek Konferans Ligi'nin şampiyonu oluyor Villarreal. Şimdi oyuncu verimlerine geçeceğiz. Bakalım oyuncu verimlerinde kim ne kadar skor katkısı vermiş hep birlikte görelim. Evet. İkinci sezonda gol kralı yine Marcus Thuram oluyor. 29 gol 8 asistlik bir katkı yapıyor kendisi. Hemen akabinde Chukwueze 18 gol 5 asistlik bir katkı yapıyor kendisi. Tebrik ediyoruz. Christian Pulisic 9 gol 9 asistlik bir katkı yapıyor. 89 overall'a yükseliyor bir anda. Nico Gonzalez 6 gol 2 asistlik bir katkısı var onun da. Laimer'in 5 gol 8 asistlik bir katkısı var. Politano 5 gol 1 asistlik bir katkı yapıyor. Adam Carlson 4 gol 2 4 maçta 2 gol atıyor. Correa'nın 1 golü var. Mbuku'nun da 1 golü var. Saliba 2 asist yapıyor bu arada. Gaya'nın 3 asisti, Ugarte'nin 1 asisti. Bu arada Ugarte de
Almeida ile birlikte takas ettiğimiz bir oyuncu, hani Almeida yeteri kadar gelişemediği için Ugarte'yi transfer ettik. Onun dışında Lato'nun 2 asisti var. Onun dışında başka da yok zaten. 3. sezona gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde nasıl bir performans ortaya koyacağız. Hep birlikte görelim. Çok heyecanlıyız. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz Valencia ile 3. sezonda. Evet, 3. sezon transferlerinde bomba gibi transferler yaptık. Alexa Silva'yı bedelsiz transfer ettik. Bu muhtemelen Thiago Silva'nın regeni olabilir. Çünkü overall'ı 84'tü. Anthony Davis 50 milyon euro artı Gaia'nın bonservisini vererek transfer ettik. Lucas Colombo bedelsiz transfer oldu. Hani Marcus Thuram'ın yedeği olacak kendisi. Lejuani'yi bedelsiz yine transfer ettik. Abate yine bedelsiz transfer ettiğimiz bir başka futbolcu. Alves aynı şekilde. Reece James 50 milyon euro artı Correa'yı vererek transfer ettik Reece James'i. Knezevic'i transfer ettik. Bu da Modric için yedi regeni. Moyano'yu transfer ettik. Bedelsiz olarak. Bir de Crespo'yu kiraladık Torino'ya. Transferlerimiz bu şekildeydi. Şimdi Şampiyonlar Ligi grup maçlarımıza bakalım. Grupta kimlerle eşleşmişiz? Evet arkadaşlar. A grubunda Valencia, Roma, Monaco, Dinamo Kiev grubumuz A grubunda yer alıyoruz. Bakalım A grubundan direkt çıkabilecek miyiz? Şimdi devre arasına kadar simülasyon yapacağız. Bakalım devre arasında ne gibi bir sonuç bizi bekliyor? Hep birlikte görelim. Devre arasında 3. bitiriyoruz. Maalesef 2 averajla turu geçemiyoruz maalesef. Ve UEFA Avrupa Ligi'ne kalmışız. Son 32 turunda rakibimiz Rangers oluyor. Bakalım Rangers'ı eleyebilecek miyiz? Eleyip UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabilecek miyiz? Şimdi sezon sonuna kadar ilerliyoruz. Bakalım ligde, kupada ve Avrupa Ligi'nde neler yapmışız. Hep birlikte görelim. Evet. Ligi 4. sırada tamamlıyoruz bu arada. 73 puan toplamışız. Bu sefer biraz kötü gitmişiz. Hemen akabinde Süper Kupa'ya bakalım. Süper Kupa'nın sahibi biz oluyoruz. Real Madrid'i 2-1 yeniyoruz. Kupa'da Espanya'yı kim alıyor ona bakalım. Valladolid alıyor. 3-2 bir skorla Elche'yi yeniyor. Çok sürpriz bir skor. Milan bu arada Süper Kupa'nın sahibi. Liverpool'u 2-1 yeniyor. Şampiyonlar Ligi yine Real Madrid'in oluyor. 2-1 kazanıyor Real Madrid. Bakalım UEFA Avrupa Ligi Valencia. Güzel. Bakalım Valencia ne yapmış UEFA Avrupa Ligi'nde. Rangers'ı 7-3'lük bir skorla geçiyor. Dinamo Zagreb'i 4-3'lük bir skorla geçiyor. Çeyrek finalde Marsilya'yı 4-1'lik skorla geçiyor. Yarı finalde Sevilla'yı 5-3'lük skorla geçiyor. Ve finalde 2-1 yeniyor Newcastle United'ı. Çok iyi. Çok iyi gerçekten. Mükemmel. UEFA Avrupa Ligi'de, UEFA Konferans Ligi'de Borussia Mönchengladbach'ın oluyor. Antwerp'i 3-1 yeniyorlar. Şimdi oyuncu verimlerine geçelim. Bakalım oyuncu verimlerimiz nasıl? Marcus Thuram 32 gol 10 asistlik bir katkı yapıyor. Kendisini tebrik ediyoruz gayet. Başarısına başarı katıyor. Chukwueze 23 gol 9 asistlik bir katkı yapıyor kendisi. Pulisic'ten 19 gol 15 asistlik bir katkı var. Zubimendi 12 gol 10 asistlik bir katkı sağlıyor. Alphonso Davies 4 gol 1 asist. Lionel 4 gol 3 asist. Nico Gonzalez 4 gol 4 asist. Reece James 3 gol 4 asist. Ndicka 3 gol. Knezevic 3 gol. Kolombo 2 gol. Saliba 1 gol.
Alexis Siva bir gol bir asist. Lato bir gol bir asist. Politano bir gol atmış. Cortes'in bir asisti var. Akabinde Eray'ın bir asisti var. Onun dışında da yok. Dördüncü sezona geçiyoruz. Bakın dördüncü sezonda bizi neler bekliyor. Hep birlikte görelim. Evet, dördüncü sezon transferlerimize geçtiğimizde Aquino'yu transfer ettik bedelsiz. Sonra Frank de Jong'u Nico Gonzalez artı 66 milyon euro karşılığında Barcelona'dan transfer ettik. Nico Gonzalez tekrar Barcelona'ya gitmiş oldu böylelikle. Caballero bonservissiz Valencia'ya transfer oldu. Sandro Tonali, Laimer artı 78 milyon euro karşılığında takımımıza transfer oldu. Crespo kiralık olarak gitti. Eray Cömert ise Lazio'ya satıldı. 16,2 milyon euro civarına. Şimdi Şampiyonlar Ligi gruplarımıza bakalım. Evet, bu sefer Şampiyonlar Ligi'nde grubumuzda Atalanta, Lyon ve Slavia Prag var. Bakalım bu gruptan lider çıkıp grup aşamasına geçmek istiyoruz. Devre arasına kadar simüle edeceğiz. Bakalım Valencia gruptan çıkabilecek mi? Hep birlikte görelim. Devre arasına geçtiğimiz takdirde gruptan çıkıyoruz, lider çıkıyoruz gruptan. Bu sefer 13 puan toplamışız. Atalanta 9 puanla ikinci sırada yerini alıyor. Lyon 3. sırada, Slavia Prag da 4. sırada yerini alıyor. Bakalım son turundaki rakibimiz kimmiş, ona da bir bakalım. Chelsea ile oynayacağız son 16 turunda. Bakalım Chelsea'yi yedirebilecek miyiz? Çok zorlu bir mücadele olacak bizim için. Hazırsanız hemen son 16 maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar, Chelsea ile oynuyoruz ilk maçımızı. Bakalım Chelsea'yi deplasmanda yenebilecek miyiz? Haydi çocuklar, Chelsea'yi yenelim. Ve yeniyoruz 3-2. Güzel. 3-2 yeniyoruz. Pulisic, Thuram ve Davies'in golleriyle atmışız. Karşı tarafta da De Bruyne ve De Bruyne atıyor karşı tarafta da. Pulisic de eski takımına karşı gol atmış oldu. Böylelikle bakalım rövanş mücadelesi nasıl geçecek. Ve rövanşı da 3-1 kazanıyoruz. Pulisic yine konuşturmuş futbolunu, yine golünü atmış. Chukwueze gol atmış. Pulisic 2 gol atmış bu sefer. Resmen kendi eski rakibini sağdan sildi diyebiliriz tek başına. Karşı tarafta da De Bruyne bizi bayağı bir zorladı ama turu geçmeyi biliyoruz. Çeyrek finaldeyiz. Bakalım çeyrek finaldeki rakibimiz kim olacak? Hep birlikte bunun cevabını merak ediyoruz. Evet, çeyrek finaldeki rakibimiz Manchester United oluyor. Manchester United da bayağı bir zorlu rakip. Sancho, Osimhen, Antony hücum attı. Bizi fena halde zorlayacak. Bir de Orkun Kökçü var karşı tarafta. Bakalım sonuç nasıl olacak? Hemen hızlı bir simülasyon yapıyoruz ve berabere bitiyor maç. Antony ve Thuram'ın karşılıklı golleriyle bir bir beraber kalıyoruz. Rövanşa bırakıyoruz. Manchester'da turu geçen taraf belli olacak. İnşallah turu biz geçeceğiz. Ve rövanşı 2-1 kazanıyoruz. Evet. Chukwueze ve Thuram'ın golleriyle turu geçiyoruz. Karşı tarafta da Osimhen atmış golü. Evet. Yarı finaldeyiz. Yarı finaldeki rakibimizi merakla bekliyoruz. Evet, yarı finaldeki rakibimiz bu sefer Leipzig oluyor. Almanya'ya gidiyoruz. Nkunku, Scamacca, Olmo ve Brandt'ın olduğu Leipzig'le eşleştik. Bakalım bu takımı geçebilecek miyiz? Bakıyoruz. Ve 2-1 geçiyoruz bunu da. Saliba ve Thuram 2 gol birden atıyor. Karşı tarafta da Szoboszlai önce 1-0 takımını öne geçirmiş ama 1-0'dan 2-1'e çevirmesini bildik. Şimdi rövanş mücadelesine geçiyoruz. Ve 4-1 yeniyoruz ve finale yükseliyoruz. Tebrik ediyoruz takımımıza. Takımımızın gollerini Thuram,
Frankie de Jong, Reece James ve Mbuku atmışlar. Rakip takımda da Xaver diye bir oyuncu atmış. O kim bilmiyorum ama Xaver diye bir oyuncu atmış. Herhalde o da Regen herhalde, bilmiyorum. Ve finale yükseliyoruz. Ve final maçını büyük merakla bekliyoruz. Ve sezon sonuna hızlıca bir simüle edelim. Bakalım sezon sonunda ligde şampiyon olabilecek miyiz? Oyuncu verimlerimiz nasıl? Onlara bir bakalım isterseniz. Ve sezon sonunda şampiyon Valencia oluyor. Tebrik ediyoruz. 91 gol atıyor toplamda. 46 gol yemişiz. 88 puan toplamışız. Güzel. Atletico Madrid ikinci, Real Madrid üçüncü, Barcelona dördüncü sırada yerini alırken Osasuna beşinci sırada yerini alıyor. Osasuna bayağı bir sürpriz yapmış burada diyebiliriz. Real Sociedad 6, Espanyol 7, Sevilla 8 yapmış. Süper Kupa'ya bakıyoruz. Valencia alıyor Süper Kupa'yı. Evet, Copa de España, Atletico Madrid'sin oluyor. Almeria'yı 3-0 yenmiş. Biz kaçıncı turda elenmişiz bu arada? Bakayım. Çeyrek finalde elenmişiz Almeyra'ya. Eğer elenmeseydik biz finale kadar yükselecektik belki de. Paris Saint-Germain'le finalde oynayacağız. Valencia takımı. Bakalım final nasıl sonuçlanacak? Avrupa Ligi Napoli'nin oluyor bu sezon. Avrupa Ligi'de, Avrupa Konferans Ligi'de Tottenham Hotspur'un oluyor. Şimdi de oyuncu verimlerimize geçebiliriz artık. Oyuncu verimlerimizde oyuncularımızdan kim kaç gol, kaç asist yapmış hep birlikte görelim. Gol ve asist katkılarına baktığımız zaman Marcus Thuram 33 gol, 14 asist yapıyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Chukwueze 19 gol 10 asist yapıyor. Bravo. Chukwueze de iyi yapmış. Pulisic 19 gol 13 asist. Vay vay vay. Frankie de Jong 13 gol 7 asist. Zubimendi 12 gol 7 asist. Vay anasını ya. Reece James 8 gol 4 asist. Tonali 6 gol 3 asist. Politano 5 gol atmış. Saliba'nın 4 golü var. Anthony Davis, yok, Alphonso Davis 4 gol 2 asist. Alex Da Silva 2 gol 1 asist. Colombo 1 gol atmış. Mbuku 1 gol 2 asist. Onun dışında başka asist yapan oyuncumuz var mı? Endişka 1 asist yapmış. Knezevic 2 asist yapmış. Ve bu şekilde oyuncu verimlerimiz. Şimdi de maçımıza geçelim. Final müsabakasına geçelim. Bakalım final müsabakası nasıl sonuçlanacak? Hep birlikte merak ediyoruz. Finalde kupanın sahibi biz olmak istiyoruz. Valencia kupanın Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasını istiyoruz. Hadi hep birlikte final maçına geçelim. Ve maça başladık. Başarılar Valencia. Ramazan. Nogueira. Çok güzel. Da Silva. Alphonso Davies. Pulisic. Thuram çok güzel. Şimdi De Jong. De Jong. Önü bomboş. De Jong. Durdurmadılar. Durdurmadılar. De Jong. Zubimendi. Şimdi Thuram. Thuram. Thuram pası veriyor. Şimdi De Jong. Atamadı. Veze De Jong kafalardan seken top gol olur mu? Çizgiden mi döndü? Ama James kaptı. Bravo James. Şimdi Pulisic. Pulisic. Pulisic vurur mu oradan? Kaçtı Pulisic. Allah'ın zeyn. Mbappe. Aman. Aman 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 aman. Rashford çok iyi. Da Silva. De Jong. Thuram. Pası veriyor Chukwueze. Chukwueze. Sağ kanattan geliyor Chukwueze. Chukwueze. Şimdi gördü. Thuram. Gol. Da Silva çok iyi. Zubimendi. Kaptırdı şimdi Renato Sanchez.
Nagera kurtardı şuraya, helal olsun. Tonali. Pulisic kaptırdı, yapma. Şimdi Mbappe. Büyüklerimize ağzını getiren bir ataktı. Derken ilk yarı bitiyor. İlk yarı 1-0'lık üstünlüğümüzle sonuçlanıyor. Şimdi ikinci yarıya geçeceğiz. Turan. Yıkılmadı Turan. Turan gidiyor. Turan. 2'yi buluyoruz Turan. Ingol De Jong. De Jong nereden çıktı ya? Frankie De Jong. Şimdi Chukwueze, hemen bir gol daha gelir mi? 3 gelir mi derken gelmedi. Merino, Mbappe boş bırakmayalım şimdi. Gomez. Merino gidiyor. Merino'dan Mbappe. Mbappe gidiyor. Mbappe. Merino. Hayır. Aha, gol olmamış ya. Ben gol oldu diye zannettim ama gol olmamış. Ay, bir anda gol oldu diye üzülmüştüm ama. Neyse, bir gol olmamış. Tonali. De Jong. De Jong. Turam. Turam, haydi 3 gelsin. 3 geldi. 3. 3-0. Evet. 3 gol de Turam'dan geldi. Taraftarın isteğini kırmıyor Turam ve 3. golü buldu. Hat-trick yaptı bu maç. Bakalım. Şimdi de 4-4 diyor taraftarlar. Bakalım 4. golü Pulisic de bulabilecek mi? Pulisic ortayı yapıyor. De Jong olmadı, şimdi kendi kalesine attı. Kendi kalesine atıyor. Kendi kalesine atıyor golü. Marquinhos kendi kalesine attı. 4-0 oldu şu an. Evet, Paris Saint-Germain artık bir şeref golü atmak istiyor. Atabilecek mi o golü? Ve maç bitiyor. Maç bitiyor. Kazanan Valencia oluyor. Ve final müsabakasını 4-0 kazanarak şampiyon oluyoruz. Tebrikler Valencia. Ve böylelikle bir videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Bir başka videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Seviyorsunuz.